Herkese merhaba, Ayhidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir başlama tekniği göstereceğim. Şöyle modelli ilmek nasıl atılır? Yani ben bu örneği çok beğendim, çok sevdim. Hemen aklıma böyle yelekler geldi. Yapılan, örülen yelekler. Onların altında çok tatlı, çok şık durabilir. Ben bugün size bu modelli ilmek atma, modelli başlama yöntemini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ilmeklerimi attım normal bir şekilde. Şöyle atıyorum. Evet, ilmeklerimi öncelikle bu şekilde attım. Daha sonra küçük şişimden bir tanesini çıkarttım. Daha rahat örebilmek için böyle çift şişle ilmek attım. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra şöyle önden bir ilmeğimi daha örmeden aldım. İpim arkada kalıyor. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi yine aynı şekilde düz ördüm ve bir tane ilmeğimi önden örmeden aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz örüp bir tanesini örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi bu arada düz örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Son kalan ilmeğimi de yine aynı şekilde örmeden alıyorum. Döndüm. Şimdi tersindeyim. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada yaptığım gibi, ilk sırada yaptığım gibi yine aynı şekilde o 7 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ve 7. 7 ilmeğimi yine aynı şekilde düz ördüm. İpimi bu sefer öne atıyorum. Çünkü bu boş aldığım ilmek önde kaldı. Onun sırasını bozmamak için ipimi öne alıp yine onu örmeden aldım. Tekrar devam ediyorum. 1, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz örüp ipimi öne alıp yine ilk sırada boş aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Devam ediyorum. İlk sırada yaptığım işlemi yine aynı şekilde burada da uyguluyorum. Yedi ilmeğimi düz örüp bir tane örmeden aldığım ilmeğim vardı. Yine onu da aynı şekilde bu sırada örmeden alıyorum. İpimi öne alıp o ilmeğimi yine örmeden aldım. Devam ediyorum. Ve son ilmeğim. Yine aynı şekilde son ilmeğimi de örmeden aldım. Bu şekilde. Evet, devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 7 tane ördüğüm ilmeğim var. Onu şöyle şişimi geçirdim ilkine. 1, 2. 2 tane dolayıp o şekilde çektim. Devam ediyorum. İkincisinde de yine aynı şekilde. 1, 2. Devam ediyorum.
1, 2. İlmeğimin içinden şişi geçirip 1, 2. 2 kere dolayıp çekiyorum. 1, 2. Çektim. 1, 2. Ve son. 1, 2. Burada örmeden aldığım ilmeğim var. Yine onu örmeden alıyorum. Bu sefer ön taraftan alıyorum. Devam ediyorum. İlk ilmeğime şişi geçirdim. Bir doluyorum. İki doladım. Çektim içinden. Bir, iki. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. İki kere dolayıp çekebilirsiniz. Ama bence böyle daha kolay sanki. İki. Bir, iki. Bir, iki kere dolayıp ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Burada örmeden aldığım ilmeğimiz var. Onu yine örmeden alıyorum. Şöyle bu şekilde de bu yöntemi de kullanabilirsiniz. 1, 2. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. 2. 2 kere doluyoruz. O şekilde çekiyoruz. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bütün ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Onu yine örmeden alıyorum. Bu sırada da değişmiyor. 1, 2. 2 kere dolayıp ilmeğimin içinden o şekilde geçiriyorum. Ve burada örmeden aldığım ilmeğim var. Onu da yine örmeden alıyorum. Ve son. Buradaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Evet, şimdi şöyle döndüm. Burada 3 sıradır örmediğim bir ilmeğim var. Şurada. Bu sırada artık onu örmek istiyorum. Şöyle ipimi öne aldım ve onu şu şekilde bir kez ördüm. Şimdi dönderdim şişlerimi. Burada ilk ördüğüm ilmeğim ya, onun içinden ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 Burada toplamda kendisiyle birlikte 4 tane ilmeğimiz oluştu. Tekrar döndüm. Evet, burada 4 tane ilmek elde ettik. Şimdi burada bir önceki sırada hatırlıyorsunuz, 2 kere dolayıp ilmeğimin içinden o şekilde çekmiştim. Şimdi onları tek tek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu sefer onları diğer şişime alıyorum. Şöyle hepsini birden ters bir şekilde örüyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Döndüm şimdi yine. Bu topladığım ilmekleri tekrar çıkarmam gerekiyor. Döndüm ve içinden ilmek çıkarıyorum. Ve evet. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde burada da kendiyle birlikte 4 tane daha ilmeğimiz oluştu. Döndüm şimdi tekrardan. Burada yine örmediğim ilmeğim vardı. 3 sıradır örmüyordum. Artık bu sırada onları da örüyordum. Şimdi onu da ters bir şekilde ördüm. Döndüm. Yine bu ilmeğimin içinden de ilmek çıkarıyorum. Toplamda yine 4 ilmek olacak.
İçinden ilmeklerimi çıkarttım. Dönüyorum. Devam ediyorum. Burada iki kere doladığım ve o şekilde çektiğim ilmeklerim var. 1. Onları tek tek çekiyorum artık. 4, 5, 6 ve 7. Diğer şişime geçiriyorum hepsini. Ve evet. Şimdi 7 tanesini birden ters bir şekilde örüyorum. Çevirdim. Bunun içinden de yine ilmek çıkarıyorum. Çünkü bütün ilmekleri topladık. Ve kendi ile birlikte 4 tane ilmek elde ettik. Tekrar dönüyorum. Burada örmediğim ilmeğim var. Onu da ters örüp tekrar dönüp bunun da içinden ilmek çıkarıyorum. Ve 4. Toplamda yine 4 tane ilmek elde ettik. Dönüyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Şekilde örüyoruz. Ve evet, dönüp yine aynı şekilde 1 2 ve 3 içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Toplamda onu 4'e ulaştırıyoruz. Döndüm. Ve burada son kalan ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum. Ve evet. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Evet, şimdi devam ediyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Bütün çıkarttığım ilmekleri düz örüyorum. Ve evet. Bütün ilmeklerimizi şu şekilde düz ördük. Şimdi döndüm. Bütün ilmeklerimizi şimdi bu sırada ters örüyorum. Ve evet, bütün ilmeklerimizi de ters ördük. Şöyle modelle başlamamız bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Gerçekten çok keyifli. Evet, modelle başlama yöntemimiz
Bitti. Bundan sonra istediğiniz örneği yapabilirsiniz ve düz de örebilirsiniz. Çok hoş. Gerçekten çok şık bir şey oldu. Benim yine içime çok sindi. Umarım sizler de en az benim kadar beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Şöyle diğer örneğimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde modelli başlama tekniğimizi naçizane bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.